Merhaba arkadaşlar. Şimdi de ofisim kısmı ile ilgili bir çalışma yapalım. Ofisim sekmesini tıkladıktan sonra ekiplerinizin bakın gördüğünüz gibi alt ekip, satış birleri sol ve sağ taraf olmak üzere bize karşımıza getiriyor. Eğer bir önceki gün ve bir sonraki günle alakalı yani bugün yapılan bir de daha önce yapılmış olanlar, bir önceki gün yapılmış olanlarla birlikte 447.800'ü burada görüyorsunuz PV olarak. Bugün ne yapılmış? Bugün de 14.000 yapılmış. Sağ tarafta herhangi bir alışveriş yok. Ee, buradan girişimci üye olarak sizin isminizi gösteriyor, üye numaranızı gösteriyor. Duyurularınız var. Duyurularla alakalı bilgileri de buradan ulaşabiliyorsunuz. Burada yapmamız gereken şeyler veya ulaşmamız gereken bilgiler sırasıyla işte kol bilgileri. Kol bilgilerini seçtiğimiz zaman eğer sizin... Ee, sizden sonra ekibinizde 2000 kişinin üzerinde sonuç varsa yani katılımcı varsa o zaman sadece ve sadece e, 10 hatta kadar sizin bilgilerinizi gösterebiliyor sistem. Dolayısıyla e, onun için sizi de uyarıyor. Sistem üzerinde çift parmakla ne yapabilirsiniz? Genişletme veya küçültme yapabilirsiniz. Burada e, mavi olarak gördüklerimiz. Temsilci kişiler, yeşil olarak gördüklerimizde üye olan kişiler, ee, turuncu olarak gördüklerimiz bir telefon işareti de çıkıyor yanında. Bu kişilere mutlaka ve mutlaka üyeliklerinin sonlanacağı konusunda uyarı göndermemizi sistem bizden istiyor. 6 ay içerisinde herhangi bir şekilde alışveriş yapılmamışsa yani hiç hareket yok ise, ilk kayıttan 6 ay içerisinde herhangi bir hareket yok ise o zaman sistem bizi uyarıyor. Diyor ki mutlaka bu arkadaşlara bilgi verelim. Kayıtları 6 ayın sonunda silinecektir. Biz de onları arayıp uyarı yapıyoruz. Sistemde büyüttüğümüz zaman bakın ismini, kişinin ismini, ID numarasını, hangi e, seviyede olduğunu ...kaçıncı seviyede olduğunu da görebiliyorsunuz. Burada mesela Hediye Hanım 7. seviyede. Kümülatif... ...satın almaları, güncel almaları... ...ve toplam alışverişleri... ...yani kendi kişisel PV'sinde... ...ne kadar olduğunu görüyorsunuz. Ee, kişileri... ...burada yan tarafta, sağ tarafta bir yıldız işareti... ...görüyorsunuz. Bu kişileri favorileriniz... ...olarak ekleyebilirsiniz. Neden eklemeniz güzel oluyor? Çünkü 2000 kişinin üzerinde olduğu zaman... ...favorideki arkadaşları... ...direkt bularak onları en üste taşıyarak ne yapabilirsiniz? Onların altında bulunan arkadaşları göstermelik göstermek için seçim yapabilirsiniz. Buradaki şeyi bulduktan sonra en alt tarafındaki ok işaretine tıklayarak onun en üstte olmasını sağlayabiliyorsunuz. Ve ondan sonraki olan kişileri de göstermesini sağlayacağız. Sanırım burada seçememiştik. Evet. Şu anda seçilmiş oldu. Bakın küçülttüğüm zaman hediyanın ve alt tarafında bulunan kişileri ne yapabiliyorsunuz görebiliyorsunuz.